TRT Diyanet'ten iyi sabahlar. Gündeme hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan Salı, yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gazete başlıklarını aktaracağız sizlere. Sizler de programımızın Facebook, Twitter ve elektronik posta adreslerinden ve TRT Diyanet Gündem Instagram sayfasından katılım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda 0535 018 1750 numaralı telefon hattından da WhatsApp mesajlarınızı bizlere aktarabilirsiniz. Gündeme günün gelişmeleriyle başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki terör hedeflerine yeni bir harekat gerçekleştirileceğinin sinyalini verdi. Fırat Kalkanı'nda ilk etap bitti, yeni harekatlar yapacağız dedi. Erdoğan'ın bir başka dikkat çeken açıklaması ise idam cezasına ilişkindi. Elbab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı harekatının birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacak tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekatların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekatlara yeni isimler vereceğiz. Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin sürprizlerimiz var ifadesini kullandı. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine PKK'sıyla, YPG'siyle, DAEŞ'iyle, FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki toplu açılış töreninde de halka seslendi. Avrupa Birliği liderlerinin Katoliklerin ruhani lideri Papa François ile buluşmasını hatırlattı. Zamanlama manidar dedi. Böyle bir zamanda Vatikan'ın Avrupa Birliği ile işi ne? Bakın hepsi tek millet oldu. Tek millet. Ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almamak için ellerinden geleni yapıyorlar mı? 16 Nisan'da vereceğiniz kararla bu işi de masaya yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hainliğe tepkisini bir kez daha dile getirdi. Avrupa ülkelerinin Fethullahçı terör örgütüne destek verdiğini söyledi. FETÖ'cülerin inine girdik, girmeye de devam edeceğiz dedi. Bedelini ödeyeceksiniz. Kimi Avrupa ülkelerinin de bu hainlere arka çıktığını görüyoruz. Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın, onlar sizi kurtaramayacak. Sizin ininize girdik, girdik. Nasıl PKK'nın inlerine girdiysek sizin de ininize girdik. Daha da gireceğiz. Hala devletin sağında solunda saklananlar varsa onları da bulup çıkaracağız. Cumhurbaşkanı 16 Nisan sonrasında idam konusunda da bir referandum yapılabileceğini söyledi. Bu işin de kararını milletimle beraber veririz. Gerekirse al sana bir referandum da. Gene referanduma gidelim. Sayın seyirciler, Rusya dün terör saldırısıyla sarsıldı. Metroya yerleştirilen iki bomba en az 10 kişinin ölümüne neden oldu. Patlamalarda 50'ye yakın kişi de yaralandı. Bu arada saldırganın kimliği de tespit edildi. Terörizmin hedefi bu kez Rusya'nın St. Petersburg kentiydi. Metronun Sanaya ve Teknoloji Enstitüsü istasyonlarında iki ayrı patlama meydana geldi. Bombalardan biri vagon içine yerleştirilmişti. Tren hareket halindeyken infilak ettirildi. İki ayrı patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Önemli bir detay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dün terör saldırılarının gerçekleştirildiği St. Petersburg kentinde bulunmasıydı. Putin, Belarus Cumhurbaşkanı ile yapacağı görüşme dolayısıyla kentteydi. Putin patlamaların ardından Federal Güvenlik Servisi Başkanı'ndan rapor aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Rusya'daki terör saldırılarını kınadı. Yapılan açıklamada terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadeleri yer aldı. Bu arada saldırganın kimliği de tespit edildi. Saldırganın
Kırgızistan doğumlu Ekbercan Celilov olduğu Kırgızistan güvenlik birimleri tarafından açıklandı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Ustalara Saygı başlığı altında Bilge Bir Hayat adlı panel düzenledi. Panelde Hadis alanında Türkiye'de önemli çalışmalara imza atan Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu'nun ilmi şahsiyeti anlatıldı. Panelin moderatörlüğünü yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Hatipoğlu'nun sadece alim olmadığını, ayrıca bir mektep olduğunu vurguladı. Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM, toplumun her kesimine ulaşmak, onları başta İslam olmak üzere kültür ve sanatla buluşturmak, söylem ve proje üretmek amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde ustalara saygı panelleri düzenliyor. KAGEM bu sefer düzenlediği panelle hocaların hocası hadis profesörü Mehmet Sait Hatipoğlu'nun ilmi hayatını tanıttı. Aktüel hadis okumadan panelde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez de moderatörlük yaptı. Hocamız bize bilhassa biyografi. Görmez, Hatipoğlu'nun sadece bir alim olmadığını, adeta bir mektep olduğunu vurguladı. Ben alimleri ikiye ayırıyorum. Bir, kendi halinde alim olmuş, ilim dünyamıza hizmet etmiş insanlar var. Bir de sadece alim değil, aynı zamanda bir mektep haline gelen, bir ocak haline gelen ve pek çok insanın kendisinden istifade ettiği, sonra da insanların bilhassa bilgi konusuna değil, bilgiden nasıl istifade edeceğimizi bize öğreten, bize usul öğreten, metodoloji öğreten, kitaba, sünnete, tarihe, varlığa, kainata nasıl bir metotla, nasıl bir usulle bakmamız gerektiğini öğreten alimlerimiz vardır. Hatipoğlu hocamız böyle bir alimdir. Başkan Görmez, Mehmet Sait Hatipoğlu'nun öğrettiklerine İslam aleminin ihtiyacı olduğunun altını çizdi. İslam dünyasının içinden geçtiği süreçlere baktığımızda tarihi mirasımızdan, ilim mirasımızdan istifade noktasında bize öğrettiği yol ve yöntem hala bütün İslam aleminin çok ihtiyaç duyduğu çok önemli bir konu. Panelde Mehmet Sait Hatipoğlu'nun ilmi kariyerine şahitlik etmiş Süleyman Ateş, Ethem Ruhi Fığlalı ve Ali Birinci gibi hocalar Hatipoğlu'nun insanlığa kazandırdıklarını anlattı. Bukhari ve benzeri hadis imamları. Teröristler Mersin ve Diyarbakır'da güvenlik güçlerini hedef aldı. 3 polisimiz yaralandı. Terör operasyonlarında ise son bir haftada 50 terörist ele geçirildi. Sırada terörle mücadeleye ilişkin son gelişmelerden derlediğimiz kısa kısa bölümümüz var. Mersin'in Mezitli ilçesindeki TC Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis aracına teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Durumları gayet iyi. İnşallah en kısa sürede görevlerinin başına döneceklerdir. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde de polise şüphe üzerine durduğu bir araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Hakkari'deki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi. 4 hedef imha edildi. İçişleri Bakanlığı son bir haftada 262 terör operasyonu gerçekleştirildiğini, 29'u ölü olmak üzere 50 teröristin ele geçirildiğini, 435 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da açılan davada 121'i tutuklu 200 sanığın yargılanması başladı. Aralarında firariler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün hava kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'ün de bulunduğu 159 sanık için anayasayı ihlal ve kasten öldürmeyi teşebbüs suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbetle 319 yıla kadar hapis isteniyor. Geri kalan bir şüpheli içinse çeşitli suçlardan hapis cezaları talep ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugüne kadar FETÖ soruşturmalarından halen tutuklu bulunanların sayısının 47.155 olduğunu açıkladı.
Soylu tutuklular arasında 168 generalli 208 mülki idare amiri olduğunu bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şırnak'ta terör mağduru aileleri ziyaret ediyor. Ziyaretleri sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk gelişimci ve psikologdan oluşan 100 kişilik ekip gerçekleştiriyor. Bu ziyaret ettiğimiz ailelere öncelikle psikolojik destek verdik. Onun akabinde de bunlara maddi olarak da destekte bulunduk. Suç ve şiddet mağduru çocuk ve kadınlar artık özel olarak hazırlanan adli görüşme odalarında ifade verecek. Adalet Bakanlığı'nın 23 ildeki 26 adliyede hazırladığı odalarda psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar görevlendirilecek. Mağdurların kendilerini rahat hissetmeleri için hazırlanan özel odadaki ifade görüntüleri kameralarla kayıt altına alınacak. Cumhuriyet Savcısı, avukat, zabıt katibi gibi ilgililer görüşmeyi izleyebilecek. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Solotürk, 2017 sezonunda yurt içi ve dışında yapacağı gösterilerin takviminin de yer aldığı bir klip hazırladı. Solotürk'ün bu yılki ilk uçuşu 23-24-25 Nisan'da Çanakkale'de. Evet, şimdi de bazı gazetelerin öne çıkan haberlerine göz atacağız. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz değerli izleyenler. Gazete turumuza manşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün hatırlayacaksınız memleketi Rize'de de halka seslenmişti. Rize ve Trabzon'da halkın karşısına çıktı, toplu açılış törenlerine katıldı ve orada önemli sözler sarf etti. Tek millet oldular. Türk düşmanlığı Avrupa'yı birleştirdi sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün manşete taşınmış. Avrupa Birliği liderlerinin Papa'ya gitmesini eleştiren Erdoğan, Türkiye'yi üyeliğe almamak için her şeyi yapıyorlar dedi. Batı'nın tehdit ve şantajlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, Hristiyan'ı ateisti Papa'nın yanına gidiyor. Vatikan'ın Avrupa Birliği ile işi ne? Hepsi tek millet oldu. 3-5 Avrupalı faşistin bu ülkenin onurunu incitmesine izin vermeyiz. Türk milletini sindiremeyeceksiniz. 16 Nisan'da Nazizmin torunlarına gerekli cevabı verin dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kontrollü darbe sözüne sert çıktı. İşi gücü yalan, sandık bunlar için kabus, kaçış yok. Bu kabusu yaşayacaklar. Bir vekili de çıkmış, evet diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizlik, sen ne biçim bir genel başkansın? Bu vekile ağzının payını nasıl vermezsin diye sert çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dün TGRT televizyonunda yapmış olduğu açıklamalar, özellikle FETÖ operasyonları ve yürütülen davalarla ilgili yapmış olduğu açıklamalar da yine Türkiye Gazetesi'nde yer buluyor değerli izleyenler. Gülen'in vizesini iptal et şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunuyor Bozdağ ve Adil Öksüz ya infaz edildi ya da korunuyor sözü gerçekten altı çizilecek bir söz olarak kendisini gösteriyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın. Adalet Bakanı, Adil Öksüz'ü vizesini iptal ettiğimizi söylemek için aramıştık diyen Amerika Birleşik Devletleri'ne samimiyetini ispat etmesi çağrısında bulundu. Adil Öksüz skandalını ortaya çıkaran yazarımız Batuhan Yaşar'ın TGRT Haber'de sorularını cevaplayan Bakan Bozdağ, Washington yönetimine şöyle seslendi diyor Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri Öksüz'ün vizeni iptal ettik diye aradığı konusunda samimi ise FETÖ elebaşının vizesinin hemen iptal edilmesi ve tutuklanması gerekiyor. Öksüz'ün yurt dışına çıkabildiğine inanmadığını söyleyen Bozdağ, ya FETÖ infaz etti ya da birileri onu Türkiye'de saklıyor ifadesini kullandı. Bozdağ, AK Parti'de en az 120 baylokçu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi. Bu yalan ve iftiradır. Elinde bir liste varsa neden saklıyorsun şeklinde cevap verdi. Bankasya'ya FETÖ'cü polislerden iki tır para, yine FETÖ ile ilgili gelişmelerden derlediği haber dizisine sürmanşetten devam ediyor Türkiye Gazetesi. Hain başı Gülen bankayı kurtarın emri verince örgüt yüz milyonlarca lirayı tırla
kasaya nakletmiş. Bankasya FETÖ'nün göz bebeğiydi. Bursa iddianamesi Gülen'in bankayı ayakta tutmak için sergilediği oyunları deşifre etti. FETÖ'cü polisler iki tırı Gebze'de parayla doldurup Bursa'ya götürmüş. Para buradaki bir depoda dağıtılmış. Yıldırım şubesine 80, Kestel'e 60, Bursa şubesine de 120 milyon lira gönderilmiş deniliyor. Paşalara alkış. Diyarbakır'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, değerli izleyenler, Sur'da vatandaşla buluştu ve bu haberde Türkiye Gazetesi'nde yer buluyor. Genelkurmay Başkanı komutanlarla birlikte Diyarbakır'ı ziyaret etti. Terörle mücadelede son durumu ve askeri birlikleri inceleyen komutanlar daha sonra Sur'a gitti. Heyet burada bir lokantada yemek yedi, esnafı ziyaret etti. Halk komutanları alkışlarla karşıladı deniliyor haberde. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe tanımına tepki gösterdi. Dosya varsa hemen açıkla sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyet'e bugün manşetten duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderine hitaben mumun yatsıya kadar yanacak dedi. 15 Temmuz darbe girişimi için kontrollü darbe diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde dosyalar varmış, varsa dosya açıkla, 16 Nisan'dan sonra faydası olmaz, şimdi açıkla, ama işi gücü yalan, senin de mumun yatsıya kadar yanacak dedi. CHP milletvekili Bozkurt'un açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, bir milletvekili çıkmış evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizliktir? Sen kimi nereden denize döküyorsun? Sen bu milletin ne zannediyorsun diye konuştu deniliyor haberde. HSYK'dan 45 ihraç, değerli izleyenler, hatırlayacaksınız. Geçen hafta bazı savcıların talebi üzerine mahkeme başkanları, hakimler FETÖ'nün medya ayağına mensup bazı kişileri tahliye etmişti ve o tahliyeden sonra HSYK hemen dün kararını verdi. 45 ihraç geldi. HSYK 45 hakim ve savcının daha meslekten ihracına karar verdi. HSYK FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada aralarında şarkıcı Atilla Taş'ın da olduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyetiyle duruşma savcısını da geçici olarak görevden uzaklaştırdı diyor Milliyet gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri ile 9 görüşme, savcılık Aksoy darbenin uluslararası koordinasyonuyla görevliydi. Aktaracağımız bir diğer haber Milliyet'ten. Akıncı iddianamesine göre eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tümgeneral İdris Aksoy, darbenin başarılı olabilmesi için farklı ülkelerdeki örgüt mensuplarıyla irtibatı ve koordinasyonu kurmakla görevlendirilmişti. İngiltere'den 15 Temmuz'a dönen Aksoy, 16 Temmuz'un ilk saatlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir telefonla 9 kez görüştü deniliyor haberde. Ve Rusya'daki terör saldırısı bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında okurlara duyuruluyor. Terör Rusya'yı metroda vurdu, 10 ölü başlığıyla. St. Petersburg metrosunda gerçekleşen bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı tren vagonuna yerleştirilen el yapımı parça tesirli bombayla düzenlendi. İstasyonda bulunan ikinci bir bomba etkisiz hale getirildi. Patlamaların olduğu sırada St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüşüyordu deniliyor haberde. Bu arada saldırının gerçekleştiği anlarda, yaşananlarda yine Milliyet Gazetesi'nde şu kırmızı zemin üzerine yazılmış "Makinist faciayı önledi" başlığıyla Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, makinist treni durdurmayarak doğru bir karar aldı. Trenin istasyona kadar ilerlemesi tahliyeyi kolaylaştırarak ölü sayısının artmasını engelledi deniliyor haberde. Sur'da tam kadro, az önce aktardığımız haber Milliyet'te de yer buluyor. Türkiye'de aktarmıştık değerli izleyenler. Kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları dün Diyarbakır'da
o terörden temizlenen Sur bölgesinde, Sur ilçesinde halkla bir araya geldi ve tam kadro olarak bir anlamda gövde gösterisi yaparak dosta, düşmana gövde gösterisi yaparak halkla bir araya geldi ve bu haberde Milliyet Gazetesi'nde yer buluyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akar'a ziyaretinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel eşlik etti. Dosta güven, düşmana korku veren görüntüler Milliyet Gazetesi'nde yer buluyor. Hürriyet Gazetesi'ni okuyacağız şimdi de. Adını dağa yazdılar başlığı bugün manşetten duyuruluyor Hürriyet'te. Özgür Suriye Ordusu Fırat Kalkan Operasyonu'nun kahraman şehitlerinden binbaşı Bülent Albayrak'ın adını Elbap kentinin girişindeki Akil Dağı'na verdi. Binbaşı Bülent Albayrak komutanı olduğu özel kuvvetler taburu ile birlikte Fırat Kalkanı'nda destan yazan isimlerin başında geliyordu. Elbap'ın alınmasında kritik öneme sahip Akil Dağı'nda hain bir bombalı araç saldırısında şehit oldu. Suriye'de omuz omuza çarpıştığı ÖSO'nun komutanları Albayrak'ı unutmadı, adını bu coğrafyada da yaşatmak için önemli bir adım attı. Elbap'ın sokaklarını ve caddelerini şehit komutanın fotoğraflarıyla donatan ÖSO yönetimi Albayrak'ın şehit düştüğü Akil Dağı'nın adını Albayrak Dağı olarak değiştirdi. Albayrak 23 Aralık 2016'da Bursa Orhan Gazi'de 30 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verilmişti deniliyor Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberinde ve yine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının dün Diyarbakır'daki ziyaretleri halkla bir araya gelerek gerçekleştirdikleri esnaf ziyareti Hürriyet Gazetesi'nde hemen manşetin içerisinde yer buluyor değerli izleyenler. Ankara mitinginde dikkat çeken bir görüntü vardı. Sizler de görmüşsünüzdür mutlaka. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in kahkahalar içerisinde güldüğü bir fotoğraf, göründüğü bir fotoğraf dikkat çekiyordu. Ve herkes acaba bu üçlü neye gülüyor şeklinde de bir merak içerisindeydi. O merakı bugün Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi gidermiş gibi görülüyor. O buna sol hükümet denir başlığıyla da bu haber, bu merakı gideren haber Hürriyet'ten veriliyor. Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in anı kartonuna sol elle imza attığını görünce o herkes solak, bunlarla işimiz var diyor. Tuğrul Türkeş bu daha ne ki? Numa Kurtulmuş da Nabi Avcı da solak deyince Cumhurbaşkanı buna sol hükümeti dense yeridir diye espriyi patlatıyor. Ve bu kahkaha dolu kare ortaya çıkıyor deniliyor haberde. Darbe gecesi Amerika ile 9 kez görüştü. Hürriyet'ten aktaracağımız bir diğer haber değerli izleyenler. Akıncı Hava Üssü'ndeki darbe faaliyetine ilişkin iddianamede yer verilen HTS kayıtları şüphelilerin bağlantılarına ilişkin ilginç veriler ortaya koydu. Koordinasyon sağlamakla suçlanan tüm General İdris Aksoy 15 Temmuz gecesi boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir numarayla 9 kez görüşme yaptı. Aksoy girişimin başarısızlıkla sonuçlandığının anlaşıldığı saatlerden sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan 2 numarayla 12 kez görüştü deniliyor haberde değerli izleyenler. Evet, gazete manşet turumuzu burada sonlandırıyoruz. Gündeme gelişmelerle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, hafızı teşvik etmek ve bu müesseseyi tanıtmak amacıyla her yıl 3 ayların ilk haftası Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bu hafta vesilesiyle sizi Kur'an'a adanmış ömürler konulu bir biyografi sergisine götüreceğiz. Hafızı teşvik etmek ve hafızlık müessesesini tanıtmak amacıyla her yıl 3 ayların ilk haftası Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlanıyor.
Evrensel Hafızlar Derneği'nce Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla Ankara'da Kur'an'a adanmış ömürler konulu biyografi sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Hafızların ilki ve Kur'an-ı Kerim'in kendisine nazil olan Efendimiz'den başladık. Ülkemizde, Anadolu'da ve Afrika coğrafyasında Kur'an'ın sahih bir şekilde okunmasına en büyük katkıyı sağlayan alimlerimizden olan İbn-i Cezeri Hazretlerinden devam ederek Abdurrahman Gürses, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Safvan Çakıroğlu gibi üstadlarımızın hayatlarını bu sergimizde yer verdik. Dünya Hafızlar Haftası kapsamında bu yılki etkinlikler 29 Mart-5 Nisan arasında devam edecek. 81 ildeki Evrensel Hafızlar Derneği Şube ve temsilcilerinin düzenleyeceği programlarla hafızlığın önemi vurgulanacak. Bu yılki temamız 1400 yıllık zincirin halkasıyız. Hafızlara Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar 1400 yıllık zincirin bir halkası olduklarını ifade edebilmek, bunu hatırlatabilmek adına bu konuyu seçtik. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Harun Aytaç ve dernek çalışanlarını kabul etti. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e hafta içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 2803 Kur'an kursu açılırken yaklaşık 70 bin çocuğumuz kurslarda eğitim alıyor. Programın öncelikli hedefi çocukların yaşları gereği, ihtiyaç duydukları gelişim süreçlerine katkıda bulunmak ve çocuklara değerler eğitimi vermek. Selam vermeden geçme. Neler yapıyorsunuz burada? Anlatır mısın bize? Kesmeli taşlar, resim, dua. Elam tera keyfe feale rabbüke bi eshabil. Anne çocuk el ele beraber Kur'an öğrenmeye. 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kur'an kursları bu sloganla başladı. Bulunduğumuz Kur'an kursunda yaklaşık 2 dersliğimizde hanımefendiler, 3 derslikte de küçük çocuklarımız eğitim alıyorlar. 2013 yılında 10 ilde pilot uygulamayla başlayan program kısa sürede Türkiye'ye yayıldı. Kursların sayısı 3000'e ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında yaklaşık 70 bin öğrenci değerler eğitimi alıyor. Programın öncelikli hedefi çocukların yaşları gereği ihtiyaç duydukları gelişim süreçlerine katkıda bulunmak ve onlara değerler eğitimi vermek. Diyanete bağlı 4-6 yaş Kur'an kursları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimlerine yönelik oluşturduğu mevzuata ve yönetmeliğe uygun şekilde planlanıyor. Bu şartlar oluşmadan Kur'an kursu açmıyoruz. Çünkü bu çocuklarımız bizim geleceğimiz, yavrularımız. Çocuklarımızın oyun alanından, yemek alanından, uyku alanından, lavabolarına varıncaya kadar bütün her bireri 4-6 yaş grubuna göre planlanmıştır. Onlara en ufak bir zarar gelmesine asla gönlümüz razı olmaz. Kurslarda görev yapan öğreticilerin eğitimleri de aralıksız sürüyor. Hocalarımızın alan bilgisini ek olarak aynı zamanda çocuklara yönelik formasyon ve pedagoji alanında eğitimlerini sürdürmeleri için sertifika eğitimleri başlattık. İşte böyle tatlı mı tatlı bir kızınız var ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorsunuz. Bırakacak kimseniz de yok. Bu proje tam size göre. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kurslarında anne çocuk el ele beraber Kur'an öğrenmeye projesi kapsamında çocuğunuz arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirirken siz de hemen yan sınıfta Kur'an-ı Kerim öğrenebilirsiniz. Uygulamadan veliler de memnun. Projenin en güzel yanı annelerin çocuklarıyla birlikte kurslara devam edebilmesi. Hani onunla birlikte gelmek daha güzel. Oğlum da yani çok heyecanlı geliyor. Her gün beraber kalkıyoruz, geliyoruz. Çocuğumdan dolayı da kabul edileceğimi de bilmiyordum. Sağ olsun Muradiye hocam beni kırmadı ve çocuğumla katılabileceğimi söyledi. Her sabah saat 9.30'da geliyoruz. Saat 1'e kadar buradayız. Program kapsamında öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i içerik, ses ve şekil olarak yine kendi yaş grubuna uygun olarak tanıyabilmesi yönünde eğitimler de veriliyor. Şimdiki hedef 2018 yılında 100 bin öğrencinin eğitim alması. Evet.
Sayın seyirciler, Muş'un Varto ilçesinde görevli bir imam hatip kendini yoksul çocukların eğitimine adamış. Vakit namazlarının dışında camiyi adeta bir okula çeviriyor. Çocuklara Türkçe, matematik, İngilizce dersleri veriyor. İşte din gönüllüsü tabirine örnek gösterilebilecek İmam Hatip Ertuğrul Kertil. Üst kısım pay, alt kısım fayda. Matematik dersi anlatıyor. Bakın payı faydasından büyük olan kesin. İngilizce öğretiyor. Örneğin, it is one o'clock. O bir öğretmen değil, Muş'un Varto ilçesindeki Hazreti Ömer Camii'nin İmam Hatibi. Çocuklar, özne ve yüklem cümlenin temel ögeleridir. Bir de yardımcı ögeler var. Ertuğrul Kertil, kendini görev yaptığı mahalledeki maddi durumu iyi olmayan çocukların eğitimine adamış. Genç imam, vakit namazlarından arta kalan zamanlarda camiyi adeta bir okula çeviriyor. Türkçe, matematik, İngilizce derslerim iyi olduğu için burada çocuklara okul müfredatına uygun bir şekilde hem derslerine katkı sağlamak hem de ileride girecekleri sınavlara katkı sağlamak amacıyla haftanın 7 günü 12 saat camimiz çocuklara hep açık. Çocuklar hocalarının sayesinde hem yüce dinimiz İslam'ın rahmet mesajını öğreniyor hem de okuldaki dersleri daha iyi öğrenme imkanı buluyor. Çocuklar dışarıda sokakta boş vakit geçirmiyor. Burada geliyorlar. Hem dini derslerini alıyorlar hem okul derslerini alıyorlar ve burada istedikleri her oyunu oynuyorlar. Kırıyorlar, kirletiyorlar ama ben temizliyorum ve gurur duyuyorum. Yeter ki çocuklar anne babalarına, vatana ve millete hayırlı birer evlat olsunlar. Şimdiye kadar 250 çocuğa bu şekilde eğitim vermiş İmam Hatip Kertil. Genç din gönüllüsü mahalle halkının da gönlünde taht kurmuş. 7 seneden beri burada hocalık, imamlık yapıyor. Allah razı olsun ondan. Biz razıyız, memnunuz. Çünkü çocukları, küçük çocukları da dahil getirip buradan ders öğretiyor. Çocuklara biz camimizde Allah-u Teala'nın emirlerini, sevgiyi, şefkati, merhameti, anne babaya, büyüklere saygılı olmayı, sorumluluk duygusunu, azla yetinip çok çalışmayı öğretiyoruz. Ve şimdi de sınırlarımız dışındaki gelişmelerle devam edelim. Kurtarma operasyonunun sürdüğü Musul'da kayda geçen çarpıcı görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. İşte her köşe başında şiddetli çatışmaların yaşandığı, sokakların mermi kovanlarıyla dolduğu Musul'un son hali. Musul'daki şiddetli sokak çatışmaları işte böyle görüntülendi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Irak ordusu tarafından yürütülen Musul operasyonu devam ediyor. Daha önce kentin doğusu Deaş'tan kurtarılmıştı. Operasyon şimdi kentin batısında yoğunlaşmış durumda. Son görüntüler Musul'daki yıkımı ve çatışmaların boyutunu gözler önüne serdi. Kentteki sokaklar savaş alanına dönmüş, duvarlar delik deşik olmuş, yollar mermi kovanı yığınlarıyla dolu. Bölgede sağlam bir bina görmek neredeyse imkansız. Deaş'tan kurtarılan bölgelerden de aynı manzara yansıyor. Çatışma ve operasyonlar kentteki tarihi birikime de büyük zarar vermiş. Burası Musul Kent Müzesi. Patlayan bombalar müzenin ortasında derin bir çukur oluşturmuş. Tarihi eserlerden hiçbir iz kalmamış. Deaş'ın saldırılarıyla müzenin her noktası ağır tahribata uğramış. Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı Halep'te insanlık ölmesin yardım kampanyası kapsamında yardımlar sürüyor. Geçen 5 ay boyunca 83 milyon değerinde yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Halep'te insanlık ölmesin kampanyasına Türk halkı büyük destek verdi. 5 aydır devam eden kampanya kapsamında 83 milyon değerinde yardım malzemesi toplandı. Nereye? Şimdiye kadar 884 tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahibi Haleplilere ulaştırıldı. Türkiye'den ardı ardına yola çıkan tırlar Halep'ten çıkarılan sivillerin bulunduğu İdlib'e yardım taşıdı. Halep'te insanlık ölmesin kampanyasına bir yardım da Kayseri'den geldi. Sen de yardım etsin.
Yardım malzemelerinin konulduğu Beştir, dualarla Haleplilerin bulunduğu Aziz ve İdlib bölgesine gönderildi. Ve sadece Halep değil değerli izleyenler, Türkiye ümmetin zor durumda olduğu her bölgede olmaya çalışıyor. Ümmetin zor durumda olduğu her bölgeye yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor. İşte onlardan biri Somali. Türkiye, Afrika'nın en mazlum ülkelerinden biri olan Somali'de yaşam mücadelesi veren insanların umudu olmaya devam ediyor. Türkiye'den 380 ton gıda yardımı Somali'nin çeşitli bölgelerine gönderildi. Mazlum kıtanın kanayan yarası Somali'de binlerce insan ölüm tehdidiyle karşı karşıya. Bir yandan kıtlık, bir yandan ülkede yaşanan çatışma ve terör olayları nedeniyle Somalililer çadır kentlerde her an salgın hastalık ve ölümün gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Sadece bu kampta 850 kişi iç içe yaşıyor. İnsanlar hasta ve aç. Özellikle çocuklar kirli su içtiklerinden sık sık ishale yakalanıyorlar. Türkiye ise gerçekleştirdiği yardımlarla Somali'nin umudu olmayı sürdürüyor. Tika ve AFAD'ın tedarik ettiği 380 ton gıda maddesi açlık ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Somali'nin çeşitli bölgelerine gönderildi. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak da Somali'deydi. Kaynak, Türk Kızılayı ve TİKA'nın araç ve ekipmanlarının Benadir Valiliğine ve Mogadişu Belediyesi'ne teslim törenine katıldı. Öz kardeşler olarak bilirler Türkiye'deki kardeşler Somalileri ve bizim milletimiz Somali için bundan sonraki süreçte de onların açlıktan, ilaçsızlıktan, başkaca da sağlık şartlarının kötülüğünden dolayı risk içerisinde kalmalarını önleyecek yardım çalışmalarını yapacaklardır. Toplam maliyeti 30 milyon doların üzerinde olan yardımlar 12 bin Somalili aileye bir ay kadar yetecek temel gıda maddelerini içeriyor. Sayın seyirciler, Balkan ülkeleri ve Türkiye'den din adamları bir araya geldi ve bir ilahi korosu oluşturuldu. Bu koro 3 aylar ve kandil akşamlarında düzenlenecek mevlid programlarında yer alacak. İlahiler, salavat-ı şerifler, tekbirler, münacatlar. Türkiye Balkanlar Ortaklığı'nda kurulan ilahi korosu artık mübarek gecelerde camilerde gönülleri titretecek. Koro Gümülcine, İskeçe, Köstence ve Türkiye'den 12 din görevlisinden oluşuyor. Koronun temsilcisi Fatih Koca hem Balkanlarla olan dostluğu pekiştirmek hem de kandil akşamları kulakların pasını silmek istediklerini belirtiyor. Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya bu manada, bu sahada göstermek istiyoruz inşallah. Gümülcine'den, İskeçe'den, Köstence'den gelen çok değerli din görevlisi kardeşlerimizle, sordaş din görevlisi kardeşlerimizle 2 gün burada çalıştık ve bu geceye has, bu geceye özel, 3 aylara özel ilahiler seçerek mevlid programı içerisinde ilahiler seslendirmeye, salavat-ı şerifeler seslendirmeye, tekbiratlar seslendirmeye çalıştık elhamdülillah. Önümüzdeki dönemlerde Bosna Hersek ve Makedonya'dan din görevlilerinin de dahil olacağı koro, Ramazan'da da çeşitli programlarla Türk tasavvuf musikisi eserlerini sergileyecek. Şimdi de insan olmanın erdemini hatırlatan bir haberle devam ediyoruz. Kırıkkale'de bir hayvansever arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen sokak köpeğine bakın nasıl bir çare buldu. Yürüyemeyen köpeğe pazar arabasından yürüteç yaptı. Kırıkkale'de sahipsiz köpeklere bakan bir hayvansever, araç çarpması sonucu yaralanan ve arka ayakları tutmayan sokak köpeğinin yürüme sıkıntısına pazar arabasıyla çözüm buldu. Her gün mahalle mahalle ben geziyorum. Ekmek ufalları, milletin kenara bıraktıkları poşetler içindeki ekmek ufallarını teker teker topluyorum. Yol boyu bütün hayvanları besliyorum. Bu sağlam bir köpekti. 2 gündür kayıptı. Sonra baktım tarladan sürüne sürüne geliyor. Muhtemelen araba çarpmış. Ayakları tutmuyor.
Hani benim de bunlara imkanım olmadığı için böyle bir sistem düşündüm. 10 yıldır mahalle mahalle dolaşarak sahipsiz köpekleri besleyen Mehmet Köksal, Kostak adını verdiği köpeğin daha iyi koşullarda tedavi edilmesi için de yardım bekliyor. Yani Kostak, Allah'ın izniyle iyileşeceksin. Tamam mı oğlum? Yardımseverle sana gelecek, yetişecek. Ben inanıyorum buna. Ricam yetkililerden ve hayvanseverlerden bu hayvana bir çare olalım. Şeydim Türkiye ha. Ve şimdi de Basın Diyanet bölümüyle devam ediyoruz. Milli Gazete ile başlıyoruz bu turumuza. İslam düşmanlığı Avrupa Birliği'nin yeni kriteri başlığı atılmış bir habere değerli izleyenler. Bu haberin içeriğini aktaralım sizlere. Doktor Ferit Hafız ve yardımcı doçent doktor Enes Bayraktar'ın 2016 Avrupa İslamofobi raporu üzerine yayınladıkları analize göre İslam düşmanlığı artık Müslümanlara yönelik bir nefret söylemi olma eşiğini çoktan aştı ve okul, iş yeri, cami, toplu taşıma araçları ve sokakta Müslümanlara yönelik fiziki saldırılarda kendini gösteren somut bir düşmanlık haline aldı deniliyor haberde. Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Enes Bayraklı ve Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi Doktor Ferit Hafız'ın İslam düşmanlığı analizi Avrupa'nın gerçek yüzüne atıfta bulunuyor. İslam düşmanlığı Avrupa Birliği'nin demokratik düzeni, sosyal barışı ve değerleri için olduğu kadar farklı kültürler, dinler ve milletlerin bir arada yaşamasına yönelik olarak da büyük bir tehdit haline geldi deniliyor haberde. Bir başka haberle devam ediyoruz. Star gazetesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Selimiye dijital ortama aktarılıyor bugün Star'ın iç sayfasından okurlarına duyurduğu haberde. Selimiye Camii 3 boyutlu modelleme ile dijital ortama aktarılıyor. Mimar Sinan'ın 1575 yılında inşa ettiği Türk İslam mimarisinin zirvesi sayılan Selimiye Camii'nde modelleme çalışması başladı. Çalışmayı Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları yürütüyor. Caminin dış cephesinden Nivo ve Mira adı verilen ölçüm aletlerinin yanı sıra insansız hava aracının da kullanıldığı çalışma 2 aya kadar tamamlanacak. Ve 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği belirtiliyor geçen yıl. Bu arada cami kapsamlı restorasyondan geçirilecek. Cami bu süreçte ibadet ve ziyarete kapatılmayacak. Selimiye Camii ile ilgili bilgiler de haberin içerisine yer bulmuş. Son olarak yine Akit gazetesine bakıyoruz. Hediyem Kur'an olsun kampanyası biliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye Diyanet Vakfı eliyle yürütmüş olduğu güzel bir kampanya. İşte bunun Isparta'da bir yansıması. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında Isparta'da 32.386 Kur'an-ı Kerim alındı. Isparta Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı Galip Akın kampanya kapsamında 40 ülkeye Kur'an-ı Kerim gönderildiğini aktardı ve Isparta halkının kampanyaya büyük destek verdiğini belirtti deniliyor haberde. Sayın seyirciler, birçok anne adayı normal doğum korkusuyla sezaryeni tercih ediyor. Ancak sezaryenle doğum hem anne hem de bebek için doğal olmayan bir yol. Hamileleri normal doğuma teşvik etmek içinse Sincan Devlet Hastanesi'nde bir gebelik okulu açıldı. Şimdi o okuldan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. O sancılar sırasında korkmanıza, telaş yapmanıza gerek yok. Sakin olun. Normal doğum yapmak birçok gebenin korkulu rüyası ancak Sincan Devlet Hastanesi'nde bu korkuların, endişelerin giderilmesi için anlamlı bir proje başlatıldı. Gebelik okulunda hamileler hem normal doğumla ilgili bilgilendiriliyor hem de emzirme ve bebek bakımı süreciyle ilgili bilinçlendiriliyorlar. Beynimiz bu gerçekten bu hormonların etkisiyle o kasılmalar bir artıyor bir azalıyor. Hani sürekli devam eden bir kasılmalarınız olmayacak. O yüzden rahat olun, gevşek olun. Güvenli annelik amacımız. Güvenli annelikten kastımız
anne adaylarımıza gebeliği süresince doğumda ve doğum sonrasında bebek bakımında yardımcı olmak, onları bilgilendirmek, endişelerini gidermek. Gebelik okulunda özellikle ilk kez doğum yapacaklara sürece dair detaylı bilgi veriliyor. Sezaryenle doğumun sakıncaları anlatılıyor, anne adayları normal doğuma teşvik ediliyor. Nefes egzersizi yapabilirsiniz. Nefesinizi derin alın ve serbest bir şekilde bırakın ve de bir noktaya odaklanın. Yani mesela biraz sonra benim bebeğim doğacak, işte bu anı yaşayacağım, kucağıma alacağım vesaire diye böyle bebeğinizin geleceği anı düşünün. Birçok şeyi öğrendiniz. Ne düşünüyorsunuz? Başta sezaryen konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Yani belki sezaryen de olabilir, hani düşünebilirim şeklinde. Ama sağ olsunlar eğitmenlerimiz çok güzel yönlendirdiler. Ve şu an kesinlikle hani tıbbi bir gerekçe olmadığı sürece sezaryen düşünmüyorum. Bu okulda anne adayının doğumdan sonraki süreci de kolaylıkla atlatabilmesi için çalışılıyor. Şimdiye kadar gebelik okulunda çok sayıda hamileye eğitim verildi. Verilen emekler ise olumlu sonuçlar doğurdu. Şimdi bebeğimi kucağıma alamam, çok yorgunum, şimdi sırasını diyen annelerimiz artık bebeğimi kucağıma verin, onun bana ihtiyacı var diyor. Hemen emzirmek istiyorlar. Normal doğumu seçtikleri için çok mutlu oluyorlar. Herkese öneririm normal doğumu çünkü gerçekten mucize. Doğum yaptığın anda o bebeği kucağına alma anı bence her şeye değer. O küçücük sancılar da çekilir diye düşünüyorum. Evet, veda vakti yaklaşıyor ama bugünün gündemini aktararak sizlere veda edelim. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Zonguldak'ta Madenci Anıtı Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan burada halka seslenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bugün Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirecek. Hatırlayacaksınız, Kıbrıs'ta iki ülke arasında yapılan son görüşmede Rum kesimi masadan kalkarak barış müzakerelerini zora sokmuştu ve bu durumdan sonra BM Genel Sekreteri ile yapılan ilk görüşme olması sebebiyle de bu görüşme dikkatle takip edilecek. Musul'un DAEŞ'ten geri alınması ve Suriye'nin ilgili gelişmeler de bugün haber merkezimizin yine yakın takibinde olacak konular arasında. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Yarın yine saatler 9.30'u gösterdiğinde bizler yine TRT Diyanet ekranlarında olmayı planlıyoruz. Tabii ki sizleri de bekliyoruz. Yarına kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.